Kipaş Eğitim Kurumları LYS ve TEOG sınavlarında başarısıyla dikkat çekiyor. Lisansiyeleştirme sınavı ve temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavında öğrenci kazandırma oranında büyük bir başarı imza atan Kipaş Eğitim Kurumları bu yılda geleneği bozmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kipaş Eğitim Kurumları Fen Lisesi Müdürü Yardımcısı Hakan Oflas, TEOG sınavında Kipaş Eğitim Kurumları'nın başarı düzeyiyle ilgili bilgi verdi. Kipaş Holding bünyesinde kurulan okulumuz başarılara alışkın bir okul zaten. Yani bunu siz de yakından takip ediyorsunuz. Şehir de sağ olsun yakından takip ediyor. Şöyle bir şey, TEOG ve LYS isterseniz ayrı ayrı söyleyeyim. İkinci TEOG sınavında 26 öğrencimiz 120 sorunun tamamını doğru işaretledi. 11 öğrencimiz bir yanlış, 11 öğrencimiz yine bir yanlış. 8 öğrencimiz ise 3 yanlışla çıktı ikinci TEOG sınavından. Bunu puana vuracak olursak 100 üzerinden 95,76 gibi bir ortalamamız var. Ya bu ortalamada Türkiye geneline baktığımızda Türkiye'deki gerçekten böyle kalbur üstü iyi okulların derecesinde bir sonuç çıkıyor ortaya, ortalama çıkıyor. Bu durumdan oldukça memnunuz. 80 öğrencimiz girdi TEOG sınavına. 80 öğrencimizin 40 küsür tanesi fen liselerine ve iyi Anadolu liselerine yerleştirilebilecek durumdalar. Bu iyi Anadolu liselerinden kasıt da işte Kabataş Anadolu gibi, Beşiktaş Anadolu Lisesi gibi hani fen liseleriyle çok rahat yarışabilecek Anadolu liseleri. Diğer 40 civarında öğrencimiz de yine diğer iyi Anadolu liselerine yerleşebilecek durumda. Yani TEOG da istediğimiz başarıyı elde etmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da artar bu başarı. Oflaz lisansiyeleştirme sınavında da Kipaş Eğitim Kurumları olarak çıtayı yükselttiklerini ifade etti ve 2017 LYS başarısına ilişkin değerlendirme yaptı. LYS'de de bu durum aslında şöyle bir şey var. LYS'de 291. 313. ve 391.lerimiz vardı. Derecelerimiz vardı. Bu derecelerde yerini koruyorlar. İşte ilk 5000'de 11 tane, ilk 10.000'de 18 tane, ilk 20.000'de 26 tane öğrencimiz vardı. Bunlar yine pozisyonlarını korudular. Yine istedikleri yerlere yerleştiler. Aşağı yukarı isterseniz onu da söyleyeyim. 11 tane tıp fakültesi, 4 tane dişçilik, işte 3 tane eczacılık, 6 tane hukuk fakültesi, 12-13 tane mühendislik, işte bunların içerisinde Boğaziçi, Koç burslu, Bilkent Üniversitesi'nin burslu bölümleri. Diğer arkadaşlar da nihayetinde yine istedikleri bölümlere, iyi üniversitelerin işletme, mimarlık gibi bölümlerine yerleştiler. İyi sonuçlar çıkartıp da geriye kalan öğrencinin göz ardı edilmesi yanlış. Bizde her öğrenci özeldir. Her öğrenci eğitimi hak eder. Her öğrenci istediği mesleği, istediği üniversiteyi kazanabilmeli, yapabilmeli. Bizim zihniyetimiz, bizim misyonumuz aslında bu. Bu noktada baktığımızda da kazandırma oranı totalde oldukça iyi ve istediğimiz seviyede. Başarımız, şunu söyleyebilirim ki sanırım ilde en iyi pozisyondayız. Eğitim kurumları içerisinde en iyi pozisyondayız. Hakan Oflaz ayrıca Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Kipaş Eğitim Kurumları olarak özverili bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hanefi Öksüz'ün buradan ona da teşekkürleri bir borç biliyoruz. Çünkü şöyle bir şey var, bizim lisemiz özellikle fen lisemizin tamamına yakını burslu. Anadolu Lisemize de aktardık bu sene bursumuzu. Hem Anadolu Lisesi'nde de hem Fen Lisesi'nde burs veriyoruz. Anadolu Lisesi'ndeki burs kontenjanımız doldu. Fen Lisemizdeki burs kontenjanımız da dolmak üzere. Çok az kaldı. Yani neredeyse istediğimiz başarı şu anda elde edilmiş durumda.